Rusya'da bir gün süren isyanın ardından Wagner güçlerinin çekilmesiyle birlikte hayat da normale döndü. Otoyollar yeniden kullanıma açıldı. Rusya Devlet Televizyonu ise Rus lider Putin'le isyandan önce yapılan bir röportajı yayınladı. Rusya'da 24 saat süren isyanın ardından hayat normale döndü. Otoyollardaki tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmiş, Moskova'yı alarma geçiren isyan anlaşmayla sona ermişti. Wagner lideri Prigojin tezahüratlar eşliğinde Rostov'dan ayrıldı. Terörle mücadele önlemleri altına alınan Moskova'da ise halk yeniden sokaklardaydı. Krizin çözülmesi başkentlilerde memnuniyet yarattı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve tabii ki bize yardım eden Belarus başkanına da. Dün gerçekten kolay değildi ama bakın bugün pazar, insanlar sokaklarda yürüyor, hepsi iyi. Umarım her şey barışçıl bir şekilde çözülür. Moskova'da hayat normale dönerken devlet televizyonu da Rusya Devlet Başkanı Putin'in hafta içinde verdiği bir röportajı yayınladı. Putin, isyandan önce kaydedilen röportajda önceliğinin Ukrayna olduğunu vurguladı. İşgali özel askeri operasyon olarak adlandıran Putin, Kremlin'deki mesaisinin Ukrayna ile başlayıp Ukrayna ile bittiğini söyledi. TASS haber ajansı 21 Haziran'da kaydedilen televizyon röportajının bugün yayınlandığı bilgisini verdi. Putin'in gelecek hafta Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına katılacağını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Ukrayna güçlerinin Donetsk'te saldırı girişimlerini sürdürdüğü, Bahmut'ta da 10 saldırının püskürtüldüğü belirtildi.